Abimden nefret ediyorum. Bana senin suçun dedi. Hala ona kardeşim diyorum. Hala üç sokak ötemde nefes alıyor. Kaçıp gitmek istiyorum. Adam hırsızlıktan içeri girmiş. Annesi babası ölmüş. Bir kız kardeşi var. Adı Aksu. Bu o ya. Testereyi satın alan kadın. Gülüyor mu? Buradan bırakmış. Ama salakmış ya. Dinle bak. Bir de Galip anlıyor beni. O da abimin arkadaşı ama abime hiç benzemiyor. Burak gibi de değil. Onun gibi iğrenç değil. Belki Belgin ne olur? Mithat'la tanışıyorlar mıymış? Sanırım. Dinle. Belki ben de artık intikamımı alabilirim. Hatta birlikte almalıyız. Abisinden mi? Hayır. Abisinin bir arkadaşı. Burak. Kıza tecavüz etmiş. Mithat da onu savunmuş. Sıradaki kurban mı? Ekiplere haber ver. Bütün mahalleyi arasınlar. Gerekirse taş taş üstünde bırakmasınlar. Hala üç sokak ötemde diyor. Bayağı yakınmış. Belki de çoktan öldürmüşlerdir. Olabilir ama işi şansa bırakmayın. Tamam, ben hallediyorum. Ha Selim, ekipleri söyle, dikkat çekmesinler. Eğer öldürmedilerse muhakkak geleceklerdir. Elimizden kaçırmak istemiyorum. Başla. Burak! Sen kimsin? Kanka, ne yapıyorsun ya? Oğlum, tanımadın mı beni ya o kadar sene beraber ha? Ne yapıyorsun? Ulan bak, normalde olsa senin o derini yüzmek için burada bin takla atardım ama dua et, şanslı günündesin. Şimdi o senin sefil hayatını kurtaracağım. Onu şimdi ağzını kapa, aç kapıyı, gir içeri. Yürü. Aç kapıyı. Yürü lan, yürü. Çocuk Belgin'in oğlu. Adı Galip. Hırsızlıktan içeri girmiş. Çocuk içeri girene kadar bir kimliği bile olmamış. Emniyettekiler hazırlamış kimliğini. O yüzden kayıtlarda bulamadık. Aynen öyle. Kadının DNA'sı da Aksu ile eşleşmiş. Sezai'nin evindeki DNA'lar da ikisine ait. Şu diğer çocuk Burak, ona ne yaptınız? Ona savcılığa sevk ettik. Bizden çıktı. Başkomiserim. Kararım kesin. Sen Aksu'nun sorgusuna gireceksin. Orhan başkomiser değil mi? Gazetede fotoğrafınız vardı. Olay yerinde. Çok temiz görünüyorsunuz. Sizin gibi komiserler çok az. Senin gibi psikopatlar da. Beni zorladılar. Öz anneni katlettin. Bir kulağım hiç duymuyor, biliyor musunuz? Annem yüzünden. Bununla oynayacaksın. İsterim. Anladın mı? Bununla. Herkese kız olduğumu söylerdi. Arkadaşları da alay ederlerdi benimle. Ya baban? Askerde ölmüş. Herkes annem öyle söylerdi. Yalandır muhtemelen.
Kimden peydahladığını bile bilmiyordu beni. Zaten eve giren çıkan erkeğin hesabı yoktu. Bu yüzden Sezai'yi öldürmeye karar verdin. En çok o gelirdi eve. Önce beni döver, sonra da annemle. Hayatım. Kız var ya, şu belan olmasa yarın alırım seni. Ya sanki çocuğu satsam alacaksın da. Önce bir kurtul, gerisine bakarız. O da seni arkadaşı Esma'ya verdi. Ne arkadaşı ya? Aynı mahallede oturuyorduk sadece. Bana baksın diye para gönderiyordu. Sırf Sezai ile evlenebilmek için. İyi ki de vermiş Esma'ya. Onun sayesinde anne ne demekmiş öğrendim. Çok mutluydum. Oğlum. Oğlum. Ne oldu? Kesildi mi bir yerin? Anne, anne. Anne, ben yavrum. Anne, anne. Çok mutlu olacağımıza inanıyordum hep. Büyüdükçe annem gelmemeye başladı. Herhalde para da göndermiyordu artık. Ama Esma beni hiç bırakmadı. Ama Rüstem onu öldürdü. Bir gün eve geldi. Esma çocuk var olmaz dedi. Rüstem parasını veriyor ya. İstediğim yerde düzerim seni dedi. Ya tabii. Sonra ne yaptın? Gidecek hiçbir yerim yoktu. Orada burada kalıp hırsızlık yapmaya başladım. Sonunda da yakaladılar. Kimliğim bile yoktu. Emniyette çıkarttılar kimliğimi. 4 yılda ceza kestiler. Sizin anlayacağınız, düşünecek çok zamanım oldu. İntikam almaya karar verdin. İçerideyken çok şey öğreniyor insan. Asıl suçlular dışarıdayken ben hapisteydim. Mithat'la da orada tanıştım.